Aslında bu bir piyade tüfeği. Ama Amerika'da bir silahı normal sistemden almak istiyorsanız otomatik olmaması gerekiyor. Yani saldırı tüfeklerinde veya piyade tüfeklerinde olan silahlardaki olan darbeli ve seri atış yapma özelliğinin olmaması gerekiyor. O yüzden de bunlar tek tek atıyorlar. Şarjörlü ama tek tek atıyorlar. Yani özelliği bu. Aslında bu bildiğiniz silahın, yani normal piyade tüfeğinin, tek tek atanı. Ama hani lisans altında satarken al tüfeği lisansı altında alıyor olabilirsiniz. Ama bu silah al tüfeği demek doğru bir tabir değil. Yani bu silah bildiğiniz aslında bir piyade tüfeği. Sayın Yerel, belki bir pazarlama taktiği bu olabilir. Evet, onu söyleyeceğim. Evet. Yani siz yanlış söylemiyorsunuz ama buna al tüfeği denmez. Yani bu bildiğiniz bir piyade tüfeği. Evet. Yani yani normal düzenli ordularında kullandığı bir silah sisteminden bahsediyoruz. Bunun Kalaşnikov modelleri de var. Yani birebir bildiğiniz Amerika'da Kalaşnikov da satılıyor. Ona bakarsanız dünyanın herhangi bir yerindeki bir silahı da orada alabilirsiniz. Hatta size şöyle söyleyeyim. Keskin nişan tüfeklerini alabilirsiniz. Yani yivri tüfek olarak da alabilirsiniz. Yani bu şahıs oraya bir yivri tüfekle de gelebilir. Yani normal yivri tüfekle gelmiş olsaydı menzil aynı menzilden çok daha fazlasıyla gelebilirdi. Öyle söyleyeyim size. Buradaki tek konu şu. Hatta geçen sene işte bu tür satılan silahlarla Amerika'da ölen insan sayısı 42 bin. 42 bin insan öldü. Yani rakama bakar mısınız? Ne kadar büyük bir rakamdan bahsediyoruz. 42 bin insan öldü. Geçen senenin Amerika'nın resmi rakamları bunlar. Bilinen rakamları. Ateşli silahla hayatını kaybeden insanların miktarı. Bu silahın bu kadar çok popüler olmasının sebeplerinden bir tanesi çok sevilen bir model olmuş olmasından kaynaklanıyor ve dünyada çok bilinen bir model olmasından kaynaklanıyor. Öyle söyleyeyim. Buradaki belki hepimizin hani silahtan daha çok, yani belki fokuslanılması gereken konulardan bir tanesi de şu olduğunu düşünüyorum. Şimdi şahsın kendisiyle ilgili konuşuyor. Deniyor ki işte genç deniyor. Zaten Poyraz da bilir, oradaki arkadaşlarımız da bilirler. Bu tip olaylarda çoğunlukla zaten duygusal anlamda sert tepki verecek insanlar suikastlere veya bu tür eylemleri yönlendirirler. Yani tepkilerini aşırıya doğru kaçacak olan kişiler seçilir ve onlar motive edilerek bu tür olaylara sürüklenmesine ulaşırlar. Siz şöyle zannetmeyin, bu şahıs fiili olarak birisi gidip git kardeşim Trump'a suikast yap denmesi gerekmiyor. Motivasyonu o kadar farklı bir şekilde doldururlar ki, belli bir noktaya getirirler ki şahıs ister istemez o motivasyonla bu eylemi gerçekleştirmek üzere oraya doğru gider ve bu eylemin sonucunda bunu başarır. Bunu bazen istihbarat örgütleri yapar, bazen çıkar grupları yapar ama bir şekilde bunu yapmaya devam eder. Zaman zaman ben de söylüyorum, başka arkadaşlar da söylüyorlar. Soğuk savaşların dönemlerinde iki tane olayla çok karşılaşırsınız. Bunlardan bir tanesi ittifakların kurulması. İki, ittifakların dışında kalmaya çalışanlar veya ittifakı bozmaya çalışanlara düzenlenen suikastler ve darbeler. Biz aylardan beri dünyada bir ittifaklar oluşumunu söylüyoruz. Ve bu ittifaklara direnenlerin de maalesef suikastlere veya darbeler uğrayacağını da söylüyoruz. Slovakya Başbakanı'na girişten suikast de böyle bir suikast. Baktığınızda başbakana suikast yapan şahıs normal bir barış derneğinin başkanıydı. Bakın, bir barış derneğinin başkanı Slovakya'da başbakana suikast girişimi durdu. Bugünlerde mesela Avrupa'da da buna benzer olaylar, işte Amerika kıtasında buna benzer olaylar, Asya'da buna benzer olaylar çok sıklıkla yaşanacak. Çünkü herkes ittifakını oluşturmaya çalışıyor. Bu ittifaka kim direnirse ya iktidardan uzaklaştırmaya çalışıyorlar seçimde, ya darbe yapmaya çalışıyorlar, ya da suikastle görevde indirmeye çalışıyorlar. Bunun nedeni şu. Zaman o kadar daraldı ki, kendisiyle ortak hareket edecek olan ittifakların artık kendisine tesir edilme dönemi geçmek üzere. O yüzden de yapabilecekleri her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Yani bizim bundan çıkartacağımız ders şu. Ben Trump'a yapılan suikastan kendisi şöyle bir ders çıkartıyorum. Aylardan beri konuşuyoruz. Poyraz da bununla ilgili onlarca kitap yazmıştır. Farklı farklı konularla ilgili kitapları vardır. Dünyada
şu anda Türkiye'nin önemi çok daha arttı. Yani yaşanacak olan bir çatışmada kendi tarafında olması için istenen ülkeler listesine liste başı olarak yani yazın, liste başı olarak koyacağınız ülkelerden birincisi muhtemelen Türkiye'dir. Bizim yapacağımız en önemli şeyden bir tanesi şu anda Türkiye'deki önemli kişilerin korunmasının çok daha üst düzeye çıkartılmasını sağlanması gerekiyor. Bu illa Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bahsetmiyorum. Siyasi liderlerden de bahsediyorum. Türkiye'nin siyasetini şekillendirecek olan herhangi bir karışıklığa ulaşacak olan kişilerin de korunması gerektiğini söylüyorum. Yani onun ona yapılacak olan bir eylemin Türkiye'ye çıkacak olan faturası, Türkiye'de yaşanacak olan faturası bizi başka bir yere götürebilir. Bu dönem böyle okunmalı ve buna göre de hep beraber tedbir almalıyız. Direnci hep beraber göstereceğiz. Eğer hani direneceksek, dünyadaki bu oluşumlara karşı direnmek istiyorsak yapacağımız tek şey kendi aramızda bölünmemek olacağını düşünüyorum. Çünkü işte oradaki şahıslar da söylüyorlar. Cumhuriyetçilerle demokratlar arasındaki sert değil, maalesef artık iki savaşan grup haline dönüştürmüş durumda Amerika Birleşik Devletleri.